Ne? Siz nereden çıktınız? Baba, Delhi'ye gelmek için o kadar heyecanlandık ki Veer abim arabayı son gaz sürdü. Evet baba, ilk Hindistan kapısına sonra Kutup Minaresi'ne gidelim. Size bütün Delhi'yi gezdireceğim. İlk önce resepsiyonu arayın ve yemek sipariş edin, olur mu? Sen sipariş ver baba. Hayır. O zaman ben pizza söyleyeceğim. Tamam. Ne oldu? Hala sesi mi düşünüyorsun yoksa? Evet. O sesi duyduğumdan beri bir beynim çalışmayı bıraktı. Nasıl olur anlamıyorum. Çözemiyorum bir türlü. Bilmiyorum. Ama bence o ses aptal kızın sesiydi. Baba bu imkansız. Purvi'nin sesi olamaz. Bence çok fazla düşündüğün için sana Purvi'nin sesiymiş gibi geldi ama ben sana dün de söyledim. Purvi öleli tam 6 ay oldu. Lütfen geçmişi geçmişte bırak. Bence git ve biraz aklını boşalt. Ne bileyim biraz dışarı çık. Niye şöyle yapmıyoruz? Biz otele gelirken yolun kenarında bir mabet görmüştüm. Bence oraya gidelim. Hadi gel. Biraz havan değişir, daha iyi hissedersin, rahatlarsın. Bence sana iyi gelecektir. Hem Juhi ve Manas her zaman bana emanet. Bana güvenebilirsin. Tamam. Gideceğim. En azından bir deneyeyim. Umarım bir işe yarar. Juhi, Manas, ne söylediniz? Yani bir şey soracağım. Dakşım seni çok mu beğeniyor? Ama sen Dakş'ı beğenmiyor musun? Yani onunla evleneceğin için mutlu musun kızım? Babaanne ben... Benim tek bildiğim şey... insan her zaman Tanrı'nın onun için seçtiği kişiyle tanışır. Ve evlilikler kaderde yazılıdır derler. O yüzden kaderimde Dakş'la evlenmek varsa tercihimin pek de bir önemi yok. Aynı kendi güzelliğin gibi çok güzel konuşuyorsun kızım. Benim tek anlayamadığım onun nasıl seni kendine aşık ettiği. Bu arada Dakş öğretmenlik işini hala istediğimi umarım unutmadın. Yarın iş görüşmesine gideceğim. Vay canına çok güzel. Dakş... Öğretmen mi olacak? Bu ailemizin itibarını zedeler. Babaanne ben para için çalışmayacağım ki. Kendim için çalışacağım. Çocuklarla olmayı, onlara bir şey öğretmeyi, onlarla oynamayı gerçekten seviyorum. Çok mutlu oluyorum babaanne. O yüzden iş olarak görmüyorum. Para için değil. Anladım. Eğer böyleyse istediğini yapabilirsin. Ama bir şey var. Benim de bir isteğim var. Bakın, ikinizin nikahı bir iki hafta daha ertelenmemeli. En kısa sürede nikahınızı kıymalıyız. Alo, Dakş. Nasılsın?
Babaannen nasıl? Gayet iyi, bugün geldi. O zaman sen ve nişanlın benimle yarın yemeğe geliyorsunuz, değil mi? Tabii ki. Yarın birlikte yiyeceğiz. Dani ile birlikte geleceğim, unutma. Yarın görüşürüz öyleyse. Tamam, görüşürüz. Tamam. Baba, yatılıya gitmeyelim. Evet baba, lütfen. Bizi oraya gönderme. Bundan sonra uslu duracağız. Söz veriyorum baba. Bakın çocuklar. Bu okul bütün Delhi'deki en iyi okul. Oraya gidebilmek bile çok büyük bir şans. Hem bu okulda bir sürü yeni şeyler ve dersler göreceksiniz. O yüzden oraya gideceksiniz. Baba, fil hayatta olsaydı da yatılı okula gidecek miydik? Cevap lütfen, ver baba. Cevap lütfen, ver cevap baba, ver. Lütfen. Söyle hadi baba. Lütfen cevap ver. Çocuklar. Bu gerçekten çok iyi bir okul. İkinize de çok yarayacak. Ve oradaki öğretmenler ve müdürler, yani bütün herkes çok iyi. Ve onlar size çok iyi bakacaklar. Kesinlikle benden çok daha iyi bakacaklar. O yüzden sizi oraya kaydettirdim. Hı? Tanrım, lütfen bize filimizi geri gönder. Eğer o geri dönerse babam bizi yatılı okula göndermez. Lütfen geri dön fil. Fil neredesin? Geri dön lütfen. Ne oldu Dani? İş görüşmesi mi? Hayır Daksh. İş görüşmesi için değil. Ben babaannen için gerginim. Biz ona her şeyle ilgili yalan söylediğimiz için çok gerginim. Daksh, babaannen bizim bir iki gün içinde nikah kıymamızı istiyor, biliyorsun. Umarım farkındasındır. Eğer bizi bu kadar erken evlendirirse... Bilemiyorum Daksh, ben bunu yapamam. Lütfen bir şey yap. Dani, merak etme sen. Ben konuşacağım. Sen rahat ol. Sen iş görüşmesine odaklan sadece. Gerisini bana bırak. Sana daha önce söylemiştim Dani, bu iş görüşmesi için hiç endişelenmemelisin. Yani sen işi kesinlikle alacaksın. Okulun bağışçısıyım ben. Daksh, ben senin referansınla işe falan girmek istemiyorum. Kendi hakkımla girmek istiyorum. İşte böyle Dani. Ve iş görüşmesinde de böyle olursan her şey hallolur, tamam mı canım? Merak etmeyin Bay Singh. Bundan sonra çocuklarınız bizim sorumluluğumuzda ve biz iyi bir okuluz. Burada çocuklarınız en iyi eğitimi alacak. Size çok teşekkür ederim.
Ganşam, çocukları yatakhaneye götür. Ne oldu şimdi? Ha? Çocuklar? Hadi gidin odanıza bakın. Ben de geliyorum, tamam mı? Hadi odanıza gidin. Geliyorum ben de, hadi. Hadi. Hemen geleceğim. Hadi gidin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.